Selam ben. Pardon, girişi unutmuşum. Sesim orada yumuşayamadı. O kadar zamandır konuşmuyorum ki. Aslında söylemiyorum, konuşmuyorum değil. Neyse. Selamlar herkese. Yeni bir Minecraft bölümüne aylar sonra hoş geldiniz. Bakalım bu videoyu çekebilecek miyim? Yayınlayabilecek miyim? Konuşmamız gereken uzun uzun güzel güzel bazı konular olacak. Bana kızgın olanlar var ki haklılar. Bunun dışında yine neden açıklamadan ortadan kaybolduk falan temel konu bunun üzerinden ilerleyecek ve bölümü yapmaya çalışacağım. Açıkçası video çekmeyi bırakalı, Minecraft oynamayı bırakalı 2 ay garanti oldu. Daha fazlası var, günler var ama 3 ay tam 3 ay diyemiyorum. 3 ay olmadı. Neredeyiz? Neler yapıyoruz? Ne oluyor? Yine niye sosyal medya kullanmıyorum? Hiçbir şey söylemiyorum. En son topluluktan bölüm bir hafta sonra gelecek. Yeni bölüm bu hafta yok gibi bir açıklama yapmıştım ve ondan sonra hiçbir şekilde sosyal medya veya YouTube'da bir açıklama, bir şey yapmamıştım. Bu da geçen yıl Kasım aylarında, Aralık-Kasım arası bir şeydi. Sonra ben Minecraft oynamayı ve bilgisayar başında vakit geçirmeyi tamamen bıraktım. YouTuber olduğumu unuttum. Yani unutmak değil de yani yapmak içimden gelmedi. Peki ne yaptın diye soracak olursanız, bu süre zarfında aslında tüm konuyu kapsamıyor. Hiçbir şey yapmamakla meşguldüm. Hiçbir şeye ilgi duymadım. Hiçbir şey oynamadım, gitmedim, gelmedim, yürümedim, izlemedim, buluşmadım, konuşmadım falan. Bazen insanlar giydiğinden, içtiğinden, yediğinden, konuştuğundan, gezdiğinden, buluştuğundan sıkılabiliyorlar. Dönemsel olarak ruhani bir bunalıma giriyorlar ve ben de bu bunalıma maalesef belirli bir tetikleyenden dolayı girdim. Ve girmemek için çok çaba gösterdim. Girdim ve anında bitirip çıkmam gerekiyordu. Bitirmedim, engellemeye çalıştığım için o duyguları aldı beni, götürdü, uzattı. Yani psikolojik olarak siz burada pek bir şey anlamayabilirsiniz ki izleyenlerimin arasında yaş küçük olanlar da var. Siz burayı hiç izlemeyin zaten, doğrudan Minecraft kısmına geçin çünkü benim için izleyenlerin sayısı çok fazla değil. Çünkü ben videolarımda bildiğiniz üzere kendimi çok fazla ön plana çıkartmayan ve oynayışımla, tarzımla içerik sunan bir insanım. Ve beni değil, daha çok Minecraft'ın 15. bölümü nerede gibi yorumları görüyorum. Öyle. Bunun dışında tabii ki böyle bir moddan çıkmak için elimden gelen imkanları kullanmaya çalıştım. Tekrar YouTube'a gelmek için, tekrar bir şeylere heves duymak, yapma ihtiyacı hissetmek için bir anda gecenin 3'lerine 4'lerinde böyle kendime bir gaz yükleyip işte şehir değiştirip işte sevdiğim şeyleri den zevk almak için oraya gidip buraya gidip daha da bazen çıkıp böyle bir atmosferik bir şey yakalamaya çalıştım ki bu moddan çıkayım. Burada çok fazla detaylandırmak istemiyorum. Ama bu moddan çıkıp YouTube'a geri dönmek, bazı şeylerden zevk almak için fazlasıyla çaba göstermeye çalıştım. Derken zaten 2024 yılı oldu. Ve ben çok uzun zamandır, hatta 1-2 yıldır da düşündüğüm bir konu ama adım atamadığım bir süreci dedim ki madem bu moddayım, hadi bu süreci başlatayım ki bana gaz olsun. Tekrar sevdiğim şeyleri, yapmak istediğim şeyleri yapmaya başlayayım. Derken benim bir mahkeme sürecim oldu. Bu süreçte de kendimi çok fazla bu mahkemenin açıklanmasına, sonucuna yükledim. Beni çok gaza getirdi, her şey güzel olacak derken mahkeme ertelendi. Ve ertelenme süreci de aylar sonrasına, yani çok uzun bir süre sonra ertelendi. Benim oldu gazım, bilmem ne, hevesim hepten böyle dezavantajlı durumuna düştü. Beni gazlaması için, bu moddan çıkması için attığım adım beni daha da dibe çekti açıkçası. Ama bu süreçte kesinlikle şunu düşünmemelisiniz. Aa, mutsuz biri, üzgün biri. Kesinlikle mutlu değilim. Dur, yanlış oldu bu. Pardon. Kesinlikle mutsuz değilim. Hiçbir şey yapmamak bazen oluyor. Bu modlara girebiliyorsun. Bir açıklama yapmak çok mu zor?
Yani bir açıkla durumunu, ona göre keyfine bak diyebilirsiniz ama ya bu sendrom gibi bir şey oluşmuş artık. Yani düşünüyorum, giriyorum topluluğa, işte şöyle şöyle açıklamasını yapıyorum. Bu sefer de yani bitecek mi, bitmeyecek mi, ne kadar uzun sürecek? Bunun yargılanmasını istemiyorum. Yani yargılandığı zaman da söylediğim şeylerin geri dönüşümü ya uzatacak ya da bilmiyorum kısaltacak şekilde korkutucu bir hal içine gireceğini düşünüyorum. O yüzden de bir önce kendiliğinden bitse dönsem diye böyle bir açıklama da yapmaya gerek duymuyorum. 10 dakika bir şeyler saçmaladık, geveledik ama artık bir Minecraft sürecine, Minecraft kısmından geçelim. Açıkçası bu videoyla değil de başka bir videoyla geri dönüş yapmak istiyordum. Hatta videoya verdiğim bir isim de vardı. 3 ay Minecraft oynamadım. Bir arpa yol gitmemiş gibi bir şeydi de şu an hatırlayamadım. Yani gerçekten de öyle. İyi şeyler, kötü şeyler, neler oluyor falan bir arada Twitter'dan güncelleme notlarını falan okuyorum. Okuyordum. Bakıyorum kasa, bakıyorum bilmem ne, rüzgar yükü topu falan, bu tarz şeyler görüyorum. Ya tamam güzelmiş falan diyorum, kasanın detaylarına giriyorum. Bizim yıllardır beklediğimiz tarzı değil de farklı bir tarzı olduğunu görüp ya bu ne ya falan gibi böyle bakış açımı bir anda söndürüyorum. Ki öyle de yani Minecraft, ben 3 ay baya baya bir şeyler geliştirirler diye düşündüm. Bu hafta çıkan deneme sürümünde artık Armadillo'yu bitirdik. Armadillo tamamdır, artık Armadillo'yu daha geliştirmeyeceğiz, çok iyi oldu falan. Ya 3 ay olmuş yani. 3 ayda Armadillo'yu noktalamaları biraz garip geldi bana. Koskoca Mojang Microsoft. Neden buradayım? Haftalardır ne yapıyorum? Anlatmak istediğim uzun bir hikayem var. En son Minecraft oynama dönemimde canlı yayınlar eşliğinde yeni bir challenge, yeni bir hedef koymuştum kendime. Ve bu koyduğum hedefle Minecraft'ın en ama en nadir eşyasını elde edip bunu üzerimde sürekli olarak sergilemek istiyordum. Böyle bir eşya var ve 1.20 sayesinde de bunu giyerek sürekli olarak görüntüleyebiliyorsunuz. Zırh süslemelerinden bahsediyorum. En nadir zırh süslemesi, sessizlik adı verilen antik şehirlerde bulunan bir zırh süslemesi. Kendisinin bulunma şansı yüzdesi 1.2. En son Minecraft oynayışımda bu süsleme için yaklaşık 2 haftamı, 30 saatimi sadece bu süslemeyi arayarak geçirdim. Antik şehirlerde çok yaygın bir şekilde oluşmayan okyanuslar, nehirler ve ovalar gibi yerler hariç çoğu karlı dağın altındaki deep darklarda oluşuyor. Her deep darkta da antik şehir oluşmuyor. Oluşabilmesi için belirli bir etken, faktör, şans tabii ki var. Benim deneyimime göre bence bir deep darkta %10 veya 15 şansla antik şehir oluşuyor. Antik şehri kolaylaştırma, hızlandırma yönünden birçok etken denedim. Ve bu etkenler arasında en temel, en zirveye koyduğum şey yer altını inceleyebileceğim bir glitch kullanmak oldu. Bu glitch bir nevi açısal olarak yer altındaki bölgelere bakmanızı sağlıyor. Yer altına baktığımda ucundan eğer bir antik şehir yapısı varsa dikkatimi çekecek ve ben de yer altında o bölgeye doğru kazıp antik şehire ulaşacaktım. Ama bunun da bir zorluğu var. Sürekli dağlık tepelik bölgeye gidip yer altına kazıp bu düzeneği kuruyorsunuz. Ve bunu yaklaşık olarak 200 defadan fazla yaptığıma eminim. Böyle bir yöntem deniyoruz diye de kesinlikle tamam, yer altını inceliyoruz, her köşeye bakıyoruz diye bir şey yok. Yer altını incelemek bu taktikle bile oldukça zor. Çünkü bu bir glitch ve glitch her zaman çalışmıyor. Eğer antik şehir varsa karşımda, çıkacaksa da bazen oluşamadığı için, görüntüleme sağlamadığı için antik şehir kaçırıyor. 14. bölümü yayınladıktan sonra kanat edindim ve artık ulaşımım çok kolaylaştı. Kanat edinmeden önce bulabildiğim 3 adet antik şehir olmuştu. Kanat hem yeryüzü keşiflerinde hem de yer altındaki o antik şehrin geniş alanlarında rahat rahat uçmaya yarıyor. Yağmaladığım bu 3 antik şehirden kesinlikle sessizlik şablonunu elde edemedim. Bazı önemsiz anlar oluştu, tecrübeler edindim ama
Bu üç yağmadan elde ettiğim tek şey bol bol büyülü altın elma oldu. Ve bulduklarımızla da büyülü altın elmanın eskisi gibi kıymetli olmadığını anlayacağız. Çünkü çok fazla antik şehirlerdeki sandıklardan bulunma ihtimaline sahip. Her neyse, artık kanadım var. Kolaylıkla yeryüzünde uçabiliyor, dağlara gidebiliyor, yer altını taktikle inceleyebiliyor. Antik şehri kanat sayesinde kolaylıkla yağmalayabiliyorum. Yaklaşık 5-10 tane antik şehri bu şekilde yağmaladım. Ve süreçte edindiğim tecrübelere göre de bazı dikkat edilmesi gereken yöntemleri kullandım. Bunlardan bir tanesi kesinlikle antik şehirlere evden yün götürmemek oldu. Götüreceksem eğer verimlilik 4 veya 5 büyüsüne sahip olan bir makas götürmek işimi orada görüyor. Çünkü çoğu yerde yün var ve verimlilik sayesinde hızlıca o yünleri kırabiliyorum. İkinci olay ise daha önceden de bunu kullanmaya dikkat etmiştim. Kesinlikle ama kesinlikle gece görüş iksiri kullanmak şart. Ben en dikkat ettiğim şeylerden bir tanesi sürecin başına itibaren bu oldu. Üçüncüsü ise bir korku havası mevcut. Minecraft'ın en korkutucu bölgesi antik şehirler. Korkmanız gerekiyor çünkü hangi zırha sahip olursanız olun eğer Warden'la karşılaşırsanız onu öldürmeniz çok zorlaşıyor. Belirli taktiklerle, belirli yöntemlerle kolaylıkla öldürebilirsiniz. Belki tepesinden örs atarsınız. Belki de başka şekilde öldürebilirsiniz. Ben bir defa Warden'ı çok uzaktan öldürdüm. Ve öldürme deneyimim de o kadar uzun sürdü ki kolay kolay Warden ölmüyor. Eğer Warden'ın da ultisine denk gelirseniz sizi gerçekten o ulti patlamayla harcıyor. Bunlar yaşandı. Korku havasından bahsetmiştim. Eğer Warden'ı çıkarttınız ama Warden'ı görmüyorsanız aslında pek bir problem olmuyor. Bunu da kendim tecrübe ettim. Korku moduna girmiyor ve gerilmiyorum. Daha sakin, panik yapmadan ortamdan kaçıyor veya ortamı yağmalamaya dikkatli bir şekilde devam ediyorum. Bunu ise nasıl yapıyorum? İzlediğim bir film serisinden karakterle, Shrek'le. Warden'ı Shrek'e çeviren bir texture pack indirdim ve Warden çıktığı zaman hiçbir şekilde korkutmuyor. Panik yapmama gerek kalmıyor böylelikle. Kalan yağmalarımda daha zorluk çektim. Süreçte birçok malzeme elde ediyor ve bunları tabii ki depolamam gerekiyordu. Bu süreci kolaylaştırmak için de elbette End'e gidip bir End şehir yağmasına çıktım. Şimdilik bir Ender sandığı kadar Shulker Box yapacak Shulker kabuğu topladım. Shulker kutularımı kişiselleştirmeye başlayıp depolama olarak da onları kullandım. Bu konuda çok önemli. Eğer sessizlik şablonu istiyorsanız ve bir sürü antik şehir yağmalamaya hedefliyorsanız bol bol şalkırla gidin. Yoksa elde ettiğiniz materyaller çok fazla oluyor. Onları Ender sandığıma atarım derseniz getirdiğiniz iksirler bazı malzemelerle birlikte sıkış tıpış oluyor ve zorlanıyorsunuz. Bunlar denendi. Ondan fazla antik şehir yağmaladım ve hala sessizlik şablonuna ulaşamamıştım. Ulaşabildiğim en yakın şablon antik şehirlerde bulunabileceğim ve %5 şansı olan bir diğer koğuş adlı şablon. Açıkçası ona çok fazla yüklenemedim. Bulduğumda da çok sevinemedim. Çünkü hedefimde her zaman en nadiri, en güzeli vardı. Yani sessizlik şablonu. Kalan antik şehir yağmalarında kanat sayesinde tecrübe edindiğim bir konu daha vardı. Eğer yeryüzünde dikkatimi çeken garip bir mağara biçimi görüyorsam ve bu mağaraya birazcık baktığımda yer altına doğrudan gidiyorsa sonunda antik şehir olma ihtimali oluyor. Yerin dibindeki antik şehirler yeryüzüne kadar mağara oluşturmuş oluyor. Tabii ki bu mağaralar yine dağlık tepelik bölgelerden, dağın yamacından, üstünden falan oluyor. Ve kalan yağmalarımın ortalama olarak hepsi bu şekilde gerçekleşti. Yeryüzünden, dağların yamaçlarından, yer altına kadar inen mağara tünelleri sayesinde antik şehir bulmam kolaylaştı. Bu da dikkat edilmesi gereken bir diğer etken. 17. antik şehrime geldiğimde artık sessizlik şablonu mu arıyordum? Amacım neydi? Bu gibi şeyleri kafamdan tamamen çıkartmış ve rutin olduğu için bunu yaptığıma inanmıştım. Giriyor, malzemeleri yağmalıyor, sandıkları tamamen kırıyor ve çıkıyordum. Sessizlik şablonuymuş, bunu elde etmem gerekiyormuş falan. Bu yükselmem tamamen bitmişti çünkü 30. saatleri devirmiştim ve bu sadece bir eşya içinde. Geçen süre ise ortalama olarak 2 hafta olmuştu. 17. yağmamda umursuzca açtığım bir sandıktan istediğim şeyi elde etmiştim. Karşımda sessizlik zırh süslemesi şablonu duruyordu. Ama inanın hiçbir şekilde sevinmeye bile halim yoktu. Sevinmedim. Buldum, tamam deyip envanterimi alıp önümdeki planlara geçmeyi hedefledim. Her şeye rağmen oyunun en güzel, en nadir zırh süslemesini bulmuştum. Artık geriye kalan tek şey
bulduğum bu zırh süslemesini daha iyi ve son seviyeye zırha işlemekte. Daha iyi ve şu an elde edemediğim son zırh ise Netherite set oluyor. Hemen bütün antik şehirden bulduğum materyalleri bir kenara bırakarak antik kalıntı toplama planı yaptım. Önce çölden bir sürü kum kazdım. Ve eve gelip okyanusun dibinden çektiğimiz barutları kumlarla birleştirip TNT'ler ürettim. Ve Nether'a gittim. Yeraltının 15. seviyelerine TNT'ler döşeyerek patlattım. Ve bir sürü antik kalıntı topladım. Topladığım bu antik kalıntıları fırında işleyip yeni bir zırh yapmaya veya elmas zırhımı Netherite'e yükseltmeye hazır bir hale getirdim. Buraya kadar geldiğimizde atladığım bazı ufak tefek detaylar var. Bu detaylardan ilki henüz kanadı sahip olmadan okyanustaki birçok sualtı gardiyan tapınağını yağmaladım. Bu bölgelerden sünger toplamayı hedefledim ama maalesef sünger bulamadım. Bulduğum çok az bir sünger oldu. Onlar da boss'tan, yaşlı gardiyandan düştü. Ve bu gardiyanları keserek de elde ettiğim bir diğer şey gel git zırh süslemesi oldu. İkinci detay ise zırhdaki burç kalıntılarını yağmalayarak Netherite yükseltmesini yapabileceğim şablonu bulmaktı. Öyle de oldu. Kolay bir şekilde bulduğum burç kalıntısından yükseltmemi elde ettim. Artık geriye kalan şey süreci hedefine ulaştırmak. Yani zırh süslemesi olaylarını tamamlamak. Ama öncesinde 17 antik şehirden elde ettiğim şu materyallere bakın. Yaklaşık olarak bu materyaller dışında 5 şalkıra yakın değersiz bulduğum eşyaları attım. Çünkü biliyorum hiç kullanmazdım. Vurgulamam gereken bir şey daha var. Antik şehirlerin o geniş arazilerinden, geniş mağaralarından dolayı etraftaki elmasları çok rahat bulabiliyorsunuz. Ben de bunu yapmışım. Açıklıkta kolaylıkla görünen bulduğum birçok elması toplamışım. Ve o da bu kadar etmiş. Oldukça iyi. Önce Netherite yükseltmelerimi giydiğim zırha uyguladım. Sonra ise sessizlik şablonlarımı Netherite setime uyguladım. Ve sonuç tam olarak bu.
Şu anda tamamen sallamasyon bir kombin yaptım. Daha sonradan istediğim kadar bu rengi değiştirebilirim. Önemli değil. Zaten bol bol çablonumuz da var. Ama şimdilik en sevdiğim renk olan maviye Netherite setime uyguladım. Daha sonrasında çeşitli renklerle bu zırhı giymeye devam edeceğim. Ve belirttiğim gibi kendime her baktığımda bu zırh için verdiğim emeği hatırlayacağım. Kişiselleştirdiğim şalkılarımda ise bu şekilde bir kullanım yapıyorum. Toplamda büyülü altın elmamız bu kadar. Ve ben Minecraft sürecimde büyülü altın elma üretildiği dönemde bile hiç bu kadar büyülü altın elmaya sahip olmamıştım. Bunun kıymetini anca hardcore oynadığımızda falan görürdük. Şu anda öylesine duruyor. Tüm süreçte elde ettiğim büyüleri ise gizli kütüphaneme depoladım. Hepsi burada ayrışmış vaziyette. Şunun şurasında 1.21'e ne kadar kaldı bilmiyorum ama üretici dışında 1.21'den galiba pek bir şey beni mutlu etmiyor. İzlediğiniz için çok çok teşekkür ederim. Süreç bu şekildeydi. Umarım gelecek videoları yapar ve o videolarda da görüşürüz. Kendinize dikkat edin. Hoşça kalın.